kendi kendime konuşmayacağım. Direkt konuya gireceğim. Hazırsanız ben de hazırım, başlayalım. Hazırsanız burada da kamera, ben de hazırım, başlayalım. Bugün sizlere izlediğim bir diziden bahsetmek istiyorum. Netflix'te karşıma çıktı. Birkaç kere, daha doğrusu hani karşıma çıkıyordu ama izlememek için direniyordum. Çünkü biraz ağır gelebileceğini düşünüyordum. Dizinin adı I'm a Killer. Öncelikle arkadaşlar, hani sizinle ben bunu bir videoda, dizi önerilerinden birinde paylaşmıştım. Galiba You olması lazım. Orada şunu söylemiştim. Hani böyle çok kaliteli ve iyi işlenen suçla ilgili diziler beni inanılmaz derecede çekiyor. Ve zaten belgeselleri de çok seviyorum. Bu hani büyük ihtimalle işte annemin ağır ceza avukatı olmasından mütevellit olduğunu düşünüyorum. Çocukluğa dayanan da bir noktası var. Bilmiyorum ama böyle gerçekten bu hikayeleri dinlemek, hele ki böyle canlı kanlı hani yaşanan olaylarsa, benim ilgimi her zaman çok çekti. Bu I'm a Killer dizisinde de idam cezasına çarptırılmış insanların hayat hikayelerini dinliyoruz. Şunun altını çizmemde ama bir fayda var. Kesinlikle 18 yaş altı arkadaşlarıma, bu videoyu izleyen çok sevgili arkadaşlarıma izlemelerini önermiyorum. Çünkü gerçekten konusu ağır ve ben bu yaşımda bile hani bir de gece izliyorum, yani ne hikmetse. Hani ben öyle gündüz ya da böyle gün içinde çok dizi izleyebilen ya da hani herhangi bir şey izleyebilen biri değilim. O yüzden de hani akşam saatlerinde özellikle izliyorsanız 18 yaş altı izlemesin. İlk önce bir şunlardan bahsedeyim. 2 sezon şu anda Netflix'te mevcut ve her sezon 10 bölümden oluşuyor. 55-56 dakika genelde, hani bir saati bulmuyor diyeyim size, ya da bir saati bulan belki 1-2 bölüm vardır. Ama genel olarak zaten hani böyle dizilerde hiçbiri Netflix'te bir saati bulmaz kolay kolay. Ve mahkumlar, yani özel görüşme talep ediliyor. Onlar tabii ki de o camın arkasındalar ve bir çekim gerçekleştiriliyor. İlk karşı karşıya geldiklerinde zaten kim olduğunu tanıtıyor. Neden orada olduğunu, nedenli bir suç, yani tabii ki de bir katil. Ama nasıl o noktaya geldiğini bizlerle, izleyicilerle paylaşıyor. Videoyu çeken arkadaş, yani bu belgeseli çeken arkadaş çok nadir sorular soruyor. Ve beni etkileyen o kadar çok hayat hikayesi oldu ki hani size anlatamam. Bunların hani hangi birini bu videoda ele alayım bilmiyorum. Ama bazı ortak noktalar da var. Dediğim gibi dizi, yani bu bölümler bu şekilde akıyor. Mesela benim fark ettiğim ve bizlerle bu katillerin paylaştığı ortak özelliklerden bir tanesi, %80'inin diyeyim, tabii ki bu tamamen bir genelleme, %80 anlattığı hikayelere göre bu insanların kötü çocukluk geçiren, genelde annesi babası bir şekilde hapse girip çıkmış, uyuşturucu kullanan ya da ailesinde hani uyuşturucu kullanan birilerinin olması, alkolik anne babaya sahip olması gibi gibi etkenler var bu noktaya gelmelerinde ve bir suç işlemelerinde, birini öldürmelerinde. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bu diziyle bize verilmek istenen tek şey bu idam cezası almış mahkumların hayat hikayelerini bilmemiz. Dolayısıyla da burada, yani bir katil olduklarının tabii ki de farkındayım. Benim tek istediğim onları ne bu noktaya getirdi, bunu daha derinden anlayabilmek. Ama bu demek değil ki, bana göre en azından, o yaptıklarını hiçbir şekilde haklı çıkarmıyor. Hani ne olursa olsun konu, sonuç olarak birini öldürdüler, bir hayat aldılar ve bunun geri dönüşü yok. Hani bunun bence affedilir bir yanı yok. O başka bir konu. Burada özellikle sadece ve sadece değinmek istediğim o hayat hikayelerinin beni çok etkilemesi. Beni en çok etkileyen noktalardan biri bu bahsettiğim hani sahip oldukları özelliklerin dışında, yetiştiriliş tarzlarının dışında hiç sevgi alamamaları oldu. Büyük ihtimalle onların da annesi ve babası kendi anne babalarından zaten sevgi göremedi. Kendileri göremedikleri ve onlar da büyük ihtimalle çok sorunlu çocukluk hayatına diyeyim sahip oldukları için, bir çocuklukları oldukları için
bunu kendi çocuklarına veremediler ve dolayısıyla da böyle bir döngüye bu sebebiyet verdi. Bu da beni hani aşırı derecede şeyi düşündürdü. Yani sen daha bir çocuk sahibi olma sorumluluğunu alamıyorsan ve onu hani doğurduğunda o çocuğu sen sonuçta annesisin. Hala uyuşturucu bağımlılığın varsa neden çocuk doğuruyorsun ki en başta? Ya da bunun sorumluluğunu almadan, bunu düşünmeden neden böyle bir işe girişiyorsun? Bana bunları düşündürdü. Diğer bir noktası, dediğim gibi bu insanların hepsi idam cezası almış ve idam gününü bekleyen insanlar. Şu çok etkileyici, o hücredesin ve ölüm gününü bekliyorsun. Hani şunu bir hayal etmenizi istiyorum, bir düşünür müsünüz? Katilsiniz, evet büyük bir hata yaptınız, yani hayatınızın geri dönülemez hatası, onda netiz. Ölüm cezası aldınız ve her gün acaba bugün ölecek miyim diye bekliyorsunuz. Yani şunu bir düşünün sadece, her gün kalktığınızda bugün galiba son günüm diye yaşıyorsunuz. Ve konuştuğunuz arkadaşlarınız, bilmiyorum orada 1 saat mi, 2 saat mi, 3 saat mi, ne kadar gün içinde birbirleriyle konuşmaya müsaade ediliyor tabii ki, bilemiyorum. Ama sonuç olarak günde 1 saat dahi olsa konuştuğunuz ve bir şekilde bağ kurduğunuz arkadaşlarınız var. Ve düşünün, bir gün geliyor, o arkadaşınız iğneyle öldürülüyor orada. İğneyle hayatına son verilmiş ve onun ertesi gün siz olacağını biliyorsunuz. Hani bu duyguyla yaşamak, bu duyguyla baş edebilmek gerçekten aslında insanı her gün öldüren bir süreç ve bir boyut bana kalırsa. Dolayısıyla da belki de bunun tamamen bilincinde olarak da zaten böyle bir prosedür uyguluyorlar. Çünkü o hapiste olan, yani idam cezası alıp o koğuş mu deniyor artık, o hücre denmiyor da, yani orada yer alan insanlar 20 senedir, 25 senedir, 30 senedir, hani belki 30 senenin de üstünde orada idam gününü bekleyen mahkumlar var. Ve bu gerçekten bana çok ağır geldi. Aynı zamanda zaten şunu da düşündüm. Yani ben aşırı derecede böyle empati kuran ve kurmayı seven bir insanım. Empati kurmayı sevmemden dolayı diyeyim, hani kendimi böyle bir karşımdakinin yerine koymayı isterim. O noktada da yani gerçekten kaldıramıyorum. Sadece şunu düşünüyorum. Evet, ben birini öldürmüş olsaydım, zaten o mahkumların çoğu da onu söylüyor, cezamı çekmekten yana hiçbir sıkıntım olmazdı. Sonuçta bir hayat aldım. Bu psikolojide olurdum. Lakin kapalı hücre dedikleri bir durum var. Zaten diziyi izlerseniz her bölümde dediğim gibi farklı bir kişi ve farklı bir hayat hikayesi ele alınıyor. Bu kapalı hücre dedikleri şey, tam adlarını bu arada karıştırıyor olabilirim ama şöyle bir prosedür. Sizi çok taşkınsanız diyeyim, yani çok fazla kurallara uymuyorsanız kapalı yere alıyorlar ve orada tek başınıza günün 23 saati duruyorsunuz ve günde 1 saat dışarı çıkma hakkınız var galiba. Ama 23 saat bir odada, yani tuvaletiniz orada, yatağınız orada duruyorsunuz ve bu hayatı yaşayan, galiba 21 sene ya da 23 sene yaşayan bir mahkum vardı. Onun hayat hikayesi beni en çok etkileyenlerden biri oldu. Zaten dediğim gibi yani hepsi birbirinden ağır ve kaldırması zor. En azından benim için öyle oldu ama değişik hayat hikayelerini dinlemeye de çok açığım. O yüzden de yani Allah korusun hani her birimizi böyle bir şeye, yani hiçbirimiz mal vermeyelim, hiçbirimiz umuyorum ki birinin hayatını asla almayız, asla katil olmayız ama böyle insanlar da var ve böyle hayatlar da var. Ve bunun bilincinde olmak, o kapalı hücrede 21-23 sene geçiren o insanı dinlemek, yani delirdiğini görmek, zaten adam diyor ben belki orada kalmasaydım bu kadar akıl sağlığımdan olmazdım diye. Hani diyebilirsiniz bunlara az bile işte her gün işkence yapılmalı, şöyle böyle, tabii ki ben oralarda hiç değilim. Yani evet, sonuç olarak birinin hayatını aldı bu mahkumlar. Evet, evet, evet. Hemfikirim, yani kesinlikle bunun geri dönüşü yok. Hani belki bunun cezası idam, belki olmalı, belki olmamalı, bilmiyorum. Ama yani tabii ki de bir şekilde bunu ödemeleri
gerekiyor. Yani hapiste kalmaları bence de en iyisi oluyor. Lakin çok zor. Yani her gün, her an kendi zihinlerinde oldukları için de en azından paylaştıkları kadarıyla hep o anları düşünerek geçiyor hayatları. Yani çoğu hep şunu söylüyor. Her gün ya da belki her an diyor, hep o ana dönüyorum. Şunu şöyle yapsaydım nasıl olurdu? Bunu böyle yapsaydım nasıl olurdu? Acaba şunu şöyle mi yapsaydım? Gibi gibi böyle hani hep bir geçmişe dönmek ve aslında bir hesaplaşma söz konusu. Beni etkileyen diğer tarafı şu, bu ceza işleyenlerin yani birinin hayatını alan mahkumların %80'i ya da %90'ı erkek, %10'u sadece kadınmış ve bazı mahkumların gerçekten çok kötü olduğunu ve sadece kötülük yapmak için birinin hayatını aldığını ve hiç pişmanlık hissetmediğini de zaten itiraf ediyorlar ve bazıları itiraf etmese bile hissediyorsunuz. Ve ben kendim şunu çok sorarken buldum, yani bu soruyu kendime çok sordum. Ya nasıl bir insan, hani diyelim böyle inanılmaz bir hatayı işledi ama bundan nasıl pişmanlık duymaz? Ya 20 senedir oradasın, hiç mi kalbin sızlamıyor? Ya da başka bir mahkum o kadar pişman olmuş ki, genelde böyle dine çok fazla kendini adayanlar, gerçekten artık o Tanrı'nın, Allah'ın yolunu hani bulanlar ya da ona kendini adayanlar var bu kadar senenin sonunda diyeyim, ya da o yola çıkmış olanlar ve gerçekten değişen dönüşen insanların olduğuna da inanıyorum. Zaten kendileri paylaşıyor, siz de izlerseniz bunu hissedeceksinizdir ya da bana öyle geçti diyeyim. Ve bu insanlardan hani mesela bir kadın sevgilisinin hayatını alıyor, onu öldürüyor. Ve o adamın annesi babasıyla yıllar sonra mı artık bilmiyorum kaç yıl sonra görüşüyor ve anne babası onu affediyor. Ve kadın da bayağı zaten hani yıllar içinde değişmiş, orada artık sosyal sorumluluk mu yapıyordu hatırlamıyorum ama tabii ki o da idam cezası almış bir mahkum. Ve bazılarının idam cezası bu arada arkadaşlar müebbet hapse çevriliyor. Kimisi hapiste ölüyor. Yani o belgeseli çektikten sonra ölenler var işte kanserden dolayı, ondan dolayı. Kimisi bu parol denilen nedir? Temyiz galiba deniyor. Temyize başvurma, yani çıkmaları için başvuruyorlar ya. Ona başvurma haklarına işte 20 sene sonra, 30 sene sonra sahip olacak insanlar var. Yani böyle dallı budaklı bir konu. Ben daha da anlatırım. Dediğim gibi yani özellikle bu kadar gerçek hayat hikayeleri beni çok etkiliyor. Ve bu denli zor çocukluktan geçip bir şekilde bu kadar büyük, bu kadar müthiş derecede yani bir insanın değil sadece bir ailenin ve onun bütün yakınlarının etkilendiği çok büyük bir acıya sebebiyet veren bir hatayı işlemeleri, onun sonucunda nasıl bir insan olduklarını görmek ve o süreci size anlatmaları gerçekten çok enteresan. O yüzden izlemediyseniz, 18 yaşın üstündeyseniz muhakkak gerçekten buna önem verin. 18 yaşın altı cız izlemeyin. 18 yaş üstü arkadaşlar izlesin. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin için bu konu nasıl bir konu diyeyim? Yani biliyorum çok ağır ama siz ne düşünüyorsunuz? Bu ağır ceza hikayelerine belki ya da belgesellerine daha doğrusu ilginiz var mı yok mu? Yorumlarda bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada böyle bir konuyu da gerçekten bu çiçeklerle anlatmam bence iyi oldu. Çünkü herkesin, ama herkesin, bunu çok iyi biliyorum, en derinlerinde en çok istedikleri şey sevgi ve bağ kurmak. Ve bu insanlar, yani katiller, mahkumlar, biliyorum ki, eminim ki o sevgiyi belki hiç alamadılar. Belki hiç sevilmediler. Belki sadece nefreti öğrendiler. Belki aileleri bir gün bile onlara sarılmadı. Keşke ve keşke çok güzel ailelerde büyüseydi hepsi ve keşke ve keşke bu denli hayat alma noktasına gelmeseydi. Ve umuyorum ki bizler harika insanlar olarak kalbimizde o sevgiyi daha da büyütürüz. Böyle renklerle, güzelliklerle, yani minnoşluklarla yaşarız diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız
Lütfen abone olunuz arkadaşlar. Çünkü o abone olmanız aynı zamanda zili de açarsanız bildirimlerin size gelmesi anlamına geliyor. Cuma günleri 6'da genel olarak video yayınlıyorum. Bazen pazartesi, cuma olarak da olabiliyor ama pazartesi günleri belli olmuyor birazcık. Hani hem video çekmemize göre hem benim ruh halime de göre bakalım artık ama cuma günleri 6'da %99 diyeyim video yayınlıyorum. O yüzden o bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bunu bilmiyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, coşkuyla kalın, hoşça kalın. Sabah saatleri bana çok iyi geliyor. Böyle deli gibi enerjik hissediyorum. Ama demek ki bazen akşamları da çekim yapma modunda oluyorum. Arkadaşlar konumuz çiçekler. Aa, o kadar iyi kokuyor ki size anlatamam ya. O kadar seviyorum ki. Lay 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 joy. Aslında dans edip başlamak en güzeli.